olmaz zaten. Bu yıl üniversitelerde hem fakültelerde hem de ön lisans bölümlerinde kontenjanlar azaldı. Özellikle işletme ve iktisat gibi bölümlerde %20 daralma var. Beyaz yakalıdan ziyade mavi yakalı eleman ihtiyacı ise çok fazla. Sanayi sektörü, meslek lisesi ya da meslek yüksek okulu çıkışlı ara elemanlar arıyor. Mert, ne düşünüyorsun geleceğe dair? Ben şu an bilişim okuyorum. Bilişim teknik okuyorum. Lise 3'e geçtim. Yazılım mühendisi ya da bilgisayar mühendisi falan düşünüyorum. İş önemli tabii. Başta iş önemli. Üniversite kontenjanları azaldı. Lisans bölümlerine 6 bin, ön lisansa ise 60 bin daha az öğrenci alınacak. 2 milyon aday girdi üniversite sınavına. Açılan toplam kontenjan 1 milyon 43 bin 177. Özellikle iktisat, işletme gibi gözde bölümlerin alacağı öğrenci sayısı %20 azaldı. Zaten beyaz yakalıdan çok mavi yakalı eleman arayışı var. Her kesimde meslek lisesi çıkışlı insanların tamamen iş bulma şansı diğer sektörlere göre, diğer okullara göre çok daha fazla. İlk başladığında ne kadar parayla başlarsın sence işe? Bir 5'i getir herhalde. 6-7 bin liradan aşağı olmaması lazım. 5-10 bin falan herhalde. Hayaller mezun olur olmaz yüksek maaşla bir işe başlamak. Gerçeklerse işsizlik olabiliyor bazen. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mart ayı verilerine göre mesleki ve teknik lise mezunlarında işsizlik oranı %9,9, üniversite mezunlarında ise %11,1. Gençler iyi para kazanmak, kariyer yapmak istiyor. Özellikle sanayi sektörü ise mavi yakalı ara eleman arıyor. Bir tarafta işveren işçi arıyor, bir tarafta mühendis fazlamız var. Bu sefer ne yapıyoruz biz? Ekstradan 4 yıl mühendislik okumuş elemanları meslek lisesinin yaptığı işleri yaptırmaya çalışıyoruz. Böyle bir kısır döngü var maalesef ülkemizde. Meslek lisesi mi daha şanslı iş bulmada, üniversite mezunları mı sence? Tabii üniversite mezunu. Ama meslek lisesinde okuduğun bölüm üniversitede okusan daha iyi olur tabii diye düşünüyorum. Bütün meslek liselerinin ön lisansla geçme hakkı kaldırıldı. Bu çocukların üniversiteye gitme şansı neredeyse olmadığı için meslek lisesine gitmek artık cazibesini kaybetmiş durumda. Üstüne üstlük üniversitelerin kontenjanı lise mezununun kontenjanından çok daha fazla. Meslek lisesi mezunları öğrenciler tarafından şöyle anlaşılıyor. Hep fabrikada çalışacağım, hep bir fakir hayatı yaşayacağım. Böyle bir algı var. Halbuki bu çok yanlış. Sanayiye hızlı bir şekilde çıkmışlarsa zaten maaşlar 2000-2200'den başlıyor. Ve kendi işinizi yapma ihtimaliniz de çok fazla. Yani bugünün fabrikatörlerine bakın, çoğu meslek lisesi çıkışlıdır. Ehliyetini değiştirdim.